Arkadaşlar merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sosyal medya hesaplarımızda daha önce bir... Oylama. Arkadaşlar merhaba. Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte daha önce sosyal medya hesaplarımızda, YouTube'da, Instagram'da bir anket oylama başlatmıştık. Bu anket sonuçlarına göre birinci projemiz Hırsız Alarm Sistemi'ydi. Ki şu kartlar bölümünden, şu taraftan ya da bu taraftan izleyebilirsiniz. O projeyi gerçekleştirdik. İkinci seçeneğimiz kalmıştı arkadaşlar. O da oyun. Aynen. LED'lerle bir oyun yapacağımı söylemiştim. Bu LED oyunlarını da sizlerle gerçekleştireceğiz. Bu projeyi daha önce sosyal medya hesaplarımızda paylaşmıştık. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmiyorsanız aşağıdaki linklerden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerle etkileşimde kalmaya çalışıyoruz. Orada yine bilgileri paylaşıyoruz ve orada etkileşimde kalarak da projeyi ilk siz haberdar oluyorsunuz. Filmlerin fragmanı gibi. Dilerseniz vakit kaybetmeden projenin detayına geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, öncelikle malzemeleri şekilden tanıyalım. Kutumuzun içi biraz dolu, oradan göremeyeceğiz çünkü. Hemen şöyle ilk başta Arduino Nano'muz var. Bütün işlemi yapacak olan işlemcimiz Arduino Nano'muz var. Hemen ekranımız var, LCD panelimiz, 2RC protokollü. Hemen ardından şurada 4 rolemiz var, role modülümüz. Altta şu gördükleriniz arkadaşlar, burada LED ama normalde bizim kullandıklarımız 12 volt akkor filamanlı ampuller arkadaşlar. Araba, otoelektrikte kullanılan ışıklar. Hemen şurada bütün devremizi güç verecek olan LM2596 3 amperlik regülatörümüz var. 12 volt giriş yakımız. Hemen şurada ses efektlerini verebilmek için bir adet hoparlörümüz ve DF player minimiz var. Hafıza kartına bunu takacağız. Oradan bize ses dosyalarını okuyacak. Hemen oyunun üzerindeki butonlarımız 4 tane şurada ışıklarına bağlı olarak çalışacak butonlarımız var. Bir de oyunu başlatmak için gerekli butonumuz burada. Hemen küçük bilgi vermek istersek DF player'ımızın RX pinini, şuradaki RX olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, RX pinini Arduino'muzun ikinci bacağına takacağız. 2 numaralı bacağına. TX pinimiz de arkadaşlar şuradaki pinimiz Arduino'muzun 3. pinine takılıyor. VCC'miz ilk baştaki 1. bacakta. GND'miz de bir buradaki ve buradaki bacaktan GND veriyoruz. Pro minimize. DF player'ımıza. Hoparlörümüz de hemen GND'nin bir sağa bir solundan çıkış alarak hoparlörümüzü bağlıyoruz. Role modülümüz de arkadaşlar hemen şuradan 13. pinden başlayıp 10. pine kadar rolemize bağlantılarını sağlıyoruz. Onlara da bir 5 volt veriyoruz şuradan. Hemen butonlarımızda bütün butonların ortak uçlarını GND veriyoruz. Sırasıyla 8, 7, 6 ve 5. pinlere butonları bağlıyoruz ve başlatma butonu da 4. pinimizde. Şurada rolemizin de bağlantı şekli. +12'mizi bütün rolelerin ortak uçlarını giriyoruz. Normalde kapalı kontaklarını boş bırakacağız. Normalde açık kontaklarından her bir lambaya birer tane uç çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen LCD panelimizde şurada VCC ve GND'sini bağladıktan sonra SDA pinini Arduino'nun analog 4 pinle bağlıyoruz. SCL pinimizi de analog 5 pinle bağladık mı bütün bağlantılarımız bitmiş oluyor. Geriye kalan kodumuzu atmak kalıyor arkadaşlar. Onu da hemen arkadaşımız sizlere anlat. Arkadaşlar kısaca kodları anlatacak olursam sizlere, software serial ile RXTX pinlerimizin pinlerini değiştirebiliyoruz. O yüzden software kütüphanesini dahil ettim. DF player'in kütüphane kodlarını kullandığım için DF player kütüphanesini dahil ettim. AppRoom'la da yüksek skoru kaydetmek istediğim için Arduino üzerinden AppRoom'un kütüphanesini dahil ettim. Liquid Crystal 2RC modülü kullandığımız için 2RC Liquid Crystal kütüphanesini dahil ettim. Ve bunun adreslemesi olarak da 16.2 ve 0.27 olduğunu söyledim. Bunu dikkat edin arkadaşlar, 0.27 diye 3F de olabilir. Ekranın görüntü alamazsanız 3F olarak değiştirmeyi unutmayın. My Software Serial olarak değişken atayıp RX ve TX pinlerinin 3. ve 2. pinler olduğunu söyledik. Bunu daha önce de Oğuz bağlantılarda zaten sizlere anlatmıştı. DF player'imizin değişkenini müzik olarak değiştirdim ki bu sayede DF player'imiz uzun uzun yazmak yerine sadece müzik olarak kısaltmış oldum. Integer durumlarımız var. Bu integer durumlarımızın bir tanesi butonların kontrol ediyor. Bu butonlarımızın pinlere bağlamam gerektiğini söyledim. Bu buton 1, buton 2, buton 3 ve buton 4 bu ledleri kontrol edecek olan butonlarımız. O yüzden sırasıyla 5, 6, 7. ve 8. pinleri kullandım. Başlangıç butonuna 4'ü atadım. Bu butonumuz da start stop butonumuz. Oyunu başlatmaya yarayacak olan butonumuz.
Integer LED'ler diye bir dizi oluşturdum. Bu dizinin içine 4 tane değişken aldığını söyledim. 10, 11, 12 ve 13. pinleri olduğunu söyledim. Bu dizi içerisinde LED'leri kontrol edeceğiz. 10. satırımızda buton durumlarımız var. Bu buton durumlarımız sistemin high low, yani butonlara basıp basmadığını sorgulatmak için kullandığımız butonlar. İlk durumda pasif olarak, yani 0, yani basılmadı olarak, low olarak diyebiliriz. Başlattık. Skor olarak 0, bitti haberi, yani oyunun bittiği 0 konumda, yani oyun herhangi bir şekilde başlamadı. Süre olarak da 15'ten geri saydırmasını söyledik. Sonrasında integer oyun durumunu 0 pozisyonda başlattım. Integer başlangıç butonu durumunda 0 pozisyonda ve integer başlangıcımızda 0 pozisyonda başlattım. 2 tane long oluşturduk. Bu 2 tane long da random sayı üretmesini sağlattırdık. Bir tanesi round number, oyunun başlangıç aşamasındaki butonların durumlarını sorgulayacak, yani random sayı döndürecek. Bir tanesi de müziğini rastgele çalıştıracak. Bu ses dosyalarını random çalıştırmamızı sağlıyor. Yeni skor atadım. Bu yeni skor app'ıma kaydetmeye yarıyor. Herhangi bir yeni skor, yani skorumuzun yeni skora geçtiğinde tekrar app'ıma kaydetmesini söyletiyorum. Oyunun başlangıç durumlarının pozisyonunu belirledik. Sonra boolean skor olarak skor değişkeni atadık. Bu bool true ya da false döndürdü. Bu durumları da oyunun başlangıcında biraz sonra da göreceksiniz. Bir tane zaman oluşturduk. Bu zamanda da oyunun otomatik olarak sürenin kendi akması sürecini bağlatıyor. Birer saniye aralıklarla oyunumuz herhangi bir müdahale etmeden oyunumuz geri geri saymasını sağlattırıyoruz. Bunları daha önce milis kullanırken sizlere anlatmıştım. Setup kısmında ise burada My Software Serial Begin 9600 bound'da başlattık. Yani serialimizi başlattık. Serial Begin 115200'de ise de sistemimizin durumlarını sorgulattık. Bu My Software Serial'de MPU'cumuzun başlangıcını sağladık. Eğer hafıza kartımızda bir problem yoksa sistemin devamını getirttirdik. Eğer bir problem varsa da SD kart hatalı şeklinde, yani hafıza kartı takılmadı ya da yanlış takıldıysa da oyunumuzu hiçbir şekilde başlatmayacak, sistemi dahil etmeyecek. Ardından müzik seviyesini 25'ten, biliyorsunuz 30'a kadar arttırabiliyoruz. Biz 25'te arttırmayı planladık. Daha iyi sesi olduğunu düşündük. 30'a kadar, 0 ile 30 arasında, hatta sizler için şöyle 0-30 arasında diye not düşebiliriz. Play müzikten de 11. müziğimizi çalıştıracak. Yani 11. müzik de başlangıç müziğimizdi. LCD panelimizi başlattık. Arka plan ışığını da açtık. Butonlarımızın input pull out yaptık. Bunu daha önce anlatmıştık. Pull out pull down dirençlerin uygulanmasını anlatmıştık. Bu sayede butonlara herhangi bir direnç uygulaması yapmadık. Ardından bir tane for döngüsüyle bu LED'ler adındaki dizilerin hepsinin çıkış pini olduğunu söyledik. App Room'un ilk aşamada App Room'u okuduk. App Room'a eğer kayıtlı bir skorumuz ya da yüksek skorumuz varsa ilk önce bize bunu okumasını söyledik. Ardından ekranımızda da başlangıç skorumuzu ve skorların durumlarını sorgulattırdık. Bu sayede ilk skorumuzu ve en yüksek skorumuzu ekranda görebiliyor olduk. Ardından diğer for döngüsüyle de LED'lerimizin sırayla bu biraz sonra göreceğiniz şekil şukul hareketleri diyebileceğimiz LED'lerin sırayla yandırma ve söndürme işlemlerini yaptık. Bunlar hani birazcık daha işin show kısmına giriyor. Ardından LCD panelimizde de ışıklarımızı, yazılarımızı yazdırmış olduk. Devamında arkadaşlar loop döngüsünde yeni zamanı milis olarak eşitledik. Buton durumlarını da başlattık. Bu buton durumlarımızı sorgulayacak olursak hemen bakalım. Buton durumlarımızda sistemin en aşağı kısmında bir tane void oluşturmuştum. Bu buton durumlarını okutarak butonların high low olup olmadığını burada sorgulatabiliyorum. En üst kısma tekrardan geliyorum. Loop kısmına başlangıç butonumuz basıldıysa, başlangıç durumumuz da sıfırsa, ki ilk durumda sıfırdı, otomatik olarak LED'lerimizin sırayla sönecek. Biliyorsunuz zıt çalışıyor rölelerimiz. Sönecek LED'lerimiz. Sonrasında başlangıç durumunu butonu yazdıracak. Ardından ekranında bize skorumuzu başlatacak ve random bir sayı üretecek. Bu gelen random sayı da başlangıç buton random sayı üretecek. Başlangıç 1 konumuna getirecek. Oyun durumunu tekrar 0 alacak ki tekrar oyunu sıkıntı yaşamayalım diye. Süremiz başlayacak 15 saniyeden. Başlangıç durumumuzu tekrar 1'e alacak ki bu oyunumuzu, butonu tekrar kullanmamamızı yarayacak. Müzik seviyemizi de 20'ye alıp 10. sıradaki müziğimizi de çalıştırmış olacak. Burada bir tane şekil şukulumuz var yine arkadaşlar. Bu sefer not düşmüşüm. Burada isterseniz LED'lerle bir şölen oluşturabilirsiniz. Bu kısmı biz eklemedik. Sonradan tekrardan siz ekleyebilir diye kodu sadece yorum store olarak bıraktık. Ardından başlangıç durumumuz 1'e eşit olduğu için, demek ki burada gördüğünüz gibi başlangıcımızı 1'e eşit demiştim. Başlangıç 1'e olduğu zaman otomatik olarak süre birer saniye aralıklarla geri saymaya başlayacak. Şu an süreyi kapattık. Biraz sonra da size anlatacağız zaten, çalışmasını anlattığımızda göstermek için süreyi iptal ettik. En son kısımda da sizlere kodu attığımızda süreli bir şekilde göstereceğiz. Eski zaman ve yeni zaman birbirine eşitledik ki süremiz her 1 saniyede bir azalsın. Yani 15'ten geri saymasını sağladık. Switch case oluşturduk. Bu switch case'de random sayı ürettirdik switch'te. Case'de de bu durumları sorgulattık. 0, 1, 2 ve 3 şeklinde. Dördüncü olarak da ayrı bir switch'imiz var. 0 ile 3 arasında gelen random değerler arasında eğer 0. led dizideki 0. led high olduysa, yani
sıfırıncı led low olduysa burada high yerine low. Sebebi dediğim gibi ters polar mı çalışıyor. O yüzden bu led sönüyor aslında. Burada yanıyor aslında. Biz burada sönüyor gibi göstertiyoruz. Bu durumda ledimiz dizideki sıfırıncı ledimiz indeksi ledimiz yandıysa buton durumumuz ve bir buton durumumuzda doğru basıldıysa yani o sıfırıncı dizideki birinci butona basıldıysa otomatik olarak skorumuzu 1 arttıracak. Göster yazan panelde hemen bir bakalım ne varmış. Sorguya da gittiğimiz zaman. Evet, hemen aşağıdaki bir void'imize bakalım. Bakıyorum. Evet. Burada ekran ışığını yaktıracak, skoru yazdıracakmış. Hemen geri tekrar çıkıyorum. Göster panelimiz, göster void'imiz çalışacak. Ardından LED'imizi söndürecek. 0.25 saniye bekleyerek butonun butonun tetikleme pinini durduracak. Random olarak tekrardan bir sayı üretecek ki oyuna devam edebilelim. Eğer bunlar dışında başka butonlara basıldıysa otomatik olarak yani 2, 3. 4. pinlerden birine basıldıysa otomatik olarak oyunumuzu bitirecek. Son olarak bir void oluşturmuşum. Bu void'i de sorgulayacak olursak hemen bakıyoruz. Ne yapıyormuş? Void son oluşturduğunda da oyunun tekrar oyuna yanlış bastın. Oyunun bitti biri oluşturdu ve süreyi 2 saniye bekletip ekranı temizleyip tekrar oynamak için de tuşlara bastırdı. Yani herhangi yanlış butona bastığımızda otomatik olarak oyunumuzu durdurmuş oluyoruz. Diğer kısımlarda aynı case'te de aynı şekilde eğer LED'imizin indeksi 1'i yanıyorsa ve bu butonda ikinci butona basıldıysa bu otomatik olarak skorumuzu birer artıracak. Skor göster tablesi ekranı çıkartacak. LED'imizin 1'ini söndürecek ve random tekrar sayı üretecek ve oyunumuz bu şekilde devam edecek. Herhangi yanlış butona basıldıysa yani 1, 3, 4. pinlerden birine basıldıysa da oyunumuz tekrar sonlanacak. Switch case 2 ve 3'te aynı şekilde. 4 olarak da biz otomatik olarak kendimizi atadık. Random biliyorsunuz random 4 yazdığımızda 0, 1, 2 ve 3. pinler oluşturuyor. Random number 4'e eşitlediğimiz anda otomatik olarak da oyunun tamamen bitirmiş olacak. Hemen bitirme sorgulara bakacak olursak oyunun bitti aşamasına geldiğinde yine şekil şukul diyebileceğimiz ledlerle şölen oluşturuyoruz. Bu şölenden sonra random bir müzik oluşturuyoruz. Yukarıda anlatmıştım. Random müziklerden 3 tane müzik oluşturmuşuz biz. Bu ses dosyalarından bir tanesini bize çağırıyor ve rastgele de o içinden bir tanesini çalıştırıyor. Yani içerisinde hani sürekli aynı ses olmasın diye işte atıyorum sürekli kaybettiğin yerine araya başka ses dosyaları da eklemiş oldu ki kendisi buradan random bize döndürecek. Oyun durumu 1'e geliyor. Bitti 0 oluyor ki tekrar oynayabilelim diye. Random tekrar 4'e işleniyor. Bu arada yanlış arkadaşlar buraya yanlış olmasın. Random sayı üretmiyor. Direkt random number 4 işleniyor ki oyun bitti sonuna getirebilsin. Yani case 4 olarak sabitleniyor. Ardından skorları seriyel ekranda da görebilelim diye buraya bunları da ekledik. Eğer yeni skorumuz skordan küçükse yani skorumuz büyükse bu sayıdan otomatik olarak yine 5. müziğimiz çalışacak. Eğer o sayının içinden de 10. pinden büyükse de yani Eprom'a kayıt olan sayıdan 10 fazlaysa da 6. pinimiz 6. ses dosyamız çalışacak. Burada birazcık daha arkadaşlar sistemle oynadık. Yani kazandı müziği çalarken eğer de daha da iyi oynarsa burada da bir tane tarama müziğimiz var. Biraz sonra da göreceksiniz. Taramalı bir ses dosyası çalışacak. Eprom'a eğer skorumuz büyükse de Eprom'a skoru kaydedecek. Ekranı temizleyecek, tebrikler yeni skorumuz diyecek. Eğer skorumuz büyükse de bu arada arkadaşlar bu if'in içindeki çalışacak. Ve ekranımızda da bu şekilde tekrar oynamak için de bize bilgiler döndürecek. Eğer skorumuz yeni skordan büyük değilse de herhangi bir şey yapmayacak. Bu adımları atlayıp tekrardan oyunu süreyi sıfırlayıp tekrar oyunu yeniden başlatacak. Şu kısımlarda yine dediğim gibi burada şekil şukul yapmışız. LED'lerle şölen yapmışız. Burada süreyi kapattım. Biraz sonra zaten açacağım. Bu süre kısmında da süre sıfırlanırsa da otomatik olarak yani süremiz bittiğinde de otomatik olarak oyunumuz bittiğini ya süreyle kaybedeceğiz ya da yanlış butona bastığımızda oyunumuzu kaybetmiş olacağız. Önemli özelliği de şu oldu arkadaşlar bizim için. 1 saniyeden daha hızlı bir sürede basabilirsek skorumuzu 1 arttırırken süreyi de 1 arttırmış olacak. Bu sayede 15 saniye bizler için daha yüksek seviyelere artmış olacak. Yani oyunun 15 saniyede başlanıp aşağı doğru sayarken bir yandan da 1 saniye üzerinde basarsak da daha yüksek seviyelere daha yüksek sürelere de çıkmış olacağız. Böyle bir artı oyunu eklemeler yaptık. Evet arkadaşlar dilerseniz artık vakit kaybetmeden projenin çalışmasına geçebiliriz. Kutumuzu görüyorsunuz şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerinde 4 adet buton, bir tane de yanında butonumuz var. Bu 4 adet butonumuz oyunun oynanış butonları LED'lerle donatılmış. Bir tane butonumuz da Start Stop butonumuz arkadaşlar. Bu oyunun başlangıcını sağlıyor. Sağ tarafında ise jack girişimiz 12 volt jack girişimiz bir adet de on off butonumuz mevcut.
Şu an jack girişimiz 12 volt bağlı. On off butonuna bastığımızda sistemimiz başlamış olacak. Mikrofonumuz uzakta, sesim gelmiyor olabilir. Oyunun sesini duyabilirim diye uzaklaştırdım. Merhaba dostum. Işık Savaş Zor oyununa hoş geldin. Oyun oynamak için hemen başla butonuna bas ve gücünü göster. Oyun oynarken çılgın ses efektleri seni bekliyor olacak. İyi oyunlar. Evet, oyunun sesini duyduk. Oyun tanıtımını da öğrendik. Şimdi dilerseniz start butonuna bastığımızda otomatik olarak random bir sayı üretecek. Evet, şu an sayımız üretti. Ve ışığımız yandı. Basalım ışığımıza da. Evet, skorumuz 1 arttı. Doğru bastığımız için skorumuz artmaya devam edecek. Devam edelim. Evet, skorumuz 2 oldu. Yine random sayı üretiyor bu arada. Evet, skorumuz devam ediyor. Evet. Yanlış bastığımızda ise, şu an yanlış bastı. O ne ya? Senden daha iyisini bekliyordum. Evet, bize random olarak da bir ses, yanlış ses dosyası oynattı. Şimdi tekrar oynamak için butonumuzu tekrar basıyoruz. Evet. Şimdi yüksek skor yapmak için en son kayıtlı olan skoru geçmemiz gerekiyor. Bakalım en son kayıtlı olan skorumuzu hatırlıyor muyuz? Şimdi 20 yaptık. Yanlış bastık sonrasında. Uy babayın, olmadı. Tekrar denemek istersen başla butonuna bas. Demek ki yüksek skorumuz daha yüksek. 30 mu yapalım? Dene bakalım bir. 30'a kadar gidelim. Bu sadece skorumuzu, yüksek skor yaptığımızda görebiliyoruz. Ayrıca de bilgisayara bağladığımızda seriyel ekranda da görebiliyoruz. Şu an bilgisayara bağlı olmadığı için seriyel ekranımıza bağlantısını göremiyoruz ama bakalım. Yüksek skor yapmaya deneyelim bakalım. En son Eproman kayıtlıymış. Yanlış bastım galiba. Uy babayın, olmadı. Tekrar denemek istersen başla butonuna bas. Evet, harika seslerimiz. Tekrar yükselt. Bu arada arkadaşlar süre koymadık. Yani süre koyduk aslında. Şu an süresiz olarak size tanıtmak için süreyi iptal ettik. Biraz sonra süresini de koyup daha hızlı bir şekilde oynamaya çalışacağız. Bakalım yüksek skorumuz. Evet. Evet, yeni skorumuz 36 oldu. Yani muhtemelen 30'lardaymış skorumuz. Bu neydi? Makinalı tüfek misin be kardeş? Evet, bizi bir tebrikledi. Bir makinalı tüfeğe dönüştürdü. Evet, oyunumuz bu şekilde oynanıyor. Şimdi dilerseniz süreyle birlikte bakalım nasıl oynayacağız. Oğuz'la beraber bir iddiaya da girelim. Beraber bir oynamaya çalışalım. Dilerseniz vakit yapmadan projeyi oynayalım. Arkadaşlar şu an süreyi de entegre ettik sisteme. Peki süremiz nasıl çalışıyor? Butona bastığımızda... Evet, süremiz de devreye girdi. Şu an herhangi bir yere basmayacağım. Yani süremiz geri sayacak. Evet, 5 saniyeden geri saydı ve süremiz bitti dedi. Olmadı. Tekrar denemek istersen başla butonuna bas. Evet, şimdi tekrardan oyunu başlatıyorum. Süremiz tekrar başladı. Birazcık oynadığımda fark edeceksiniz ki süremiz ilerleyecek. Basamadım. Evet. Arkadaşlar normalde süremiz 5 saniyeydi. Butona ne kadar hızlı basarsak süremiz artıyor. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Evet, süremiz bitti. Evet, en son saniyede de süremiz bittiğinde de skorumuzu yazdırdı ekrana. Ve bu şekilde de seriyel ekranda da görebiliyoruz. Ayrıyeten de LCD panelimizde de görebiliyoruz. Şimdi dilerseniz Oğuz'la birlikte bir kapışalım bakalım. En yüksek skora kim yapacak? Arkadaşlar şimdi Oğuz'la beraber kapışacağız. Bakalım kim kazanacak? Şimdi Oğuz başlıyor. Başla Oğuz. Bu arada süre de aktif. Yani yanlış yapmasından ziyade süre de geri sayılıyor. Diyor ya. Bu neydi? Makinalı tüfek misin be kardeş? Şimdi sıra bende. Şöyle. 3, 2, 1. Başladım.
Kameradan bakayım dedim. Oynayamayacak. Evet. Sanırım çok pis kazandım. 211. Bu neydi? Makineli tüfekmişsin be kardeş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi projenin daha sonuna geldik. Bu projenin kaynak kodlarını yine sezaryon.com adresinde bulabilirsiniz. Evet, rahatlıkla evinize yapabileceğiniz, hatta çocuğunuza, hatta arkadaşlarınıza, kendinize oynayabileceğiniz bir oyun geliştirmeye çalıştık. Dediğim gibi içindeki ses dosyalarını değiştirebilirsiniz. Harika ses dosyaları ekleyebilirsiniz. Kendi ses efektlerinizi ekleyebilirsiniz. Oyununuzu kendiniz şekil ekleyebilirsiniz. Bunların hepsi sizin hayal gücünüz ve çalışmanıza bağlı. Biz sadece prototipini böyle sizlere lansmanla başlangıcını yaptık. Aynen, başlangıcı yapıyoruz ve sizlere bunları sunmaya çalışıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Lütfen videoyu beğensiniz. Beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Başka projeler, videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşça